Ya köylü ne kadar mutlu oldu ha. Helal olsun Ömer'e. Afiyet olsun. Başka bir şey ihtiyacınız olursa söylersin. Sağ ol. Bugün benim için çok emek verdin. Bizim için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her şey için. Bak hele bak bak. Tam sen zahmet etme ben bak. Ya ne zahmeti bırak dostlarıma çay getirmişim. Çok mu? Evet. Edo Bey, Adem Bey çaylarınız geldi. Hadi oturun. Hadi. Eline sağlık yeğenim. Ömer Ağa'nın elinden de yorgunluk çay içmek pek bir keyifliymiş ha. Benim için yedin kırbaçlara sahip Edo. Sana bir dilek hakkı daha veriyorum. Etti üç. Estağfurullah ağam. Ben o ticaret bundan sonraki hayatında nasip, kısmet ve esenlikten başka ne dilesin? Canın sağ olsun. Söyleyeyim mi lan ne dilediğini? Durun lan şimdi sen niye arıyorsun? Girsin oğlum. Vallahi yeter söyleyeceğim. La oğlum. Ne oldu? Ağam. Ağam bu Bedo'nun gönlünde bir sevda vardır. Oğlum durun. Kimmiş? Ya, kimmiş? Bir dakika ya Rabbi ya Resul. Ağam bu Bedo. Veysel abi gittiğinden beri kahve diyor, başka da bir şey demiyor. Vallahi başımızın etini yedi ya. Vallahi Bedo, ülkeydi bende olsa dakika düşünmem veririm kardeşime. Ama bende değil. Ha Celal'i ikna edersen, benden yana bir endişen olmaz. Hiç kaçırma. Vallahi mi ağam? Aynen öyle. Yalanı mı nerede gördün? Ya yaşa ağam! Nasıl? Vermezsin ya. Vermezsin. Ya oğlum yavaş yavaş ha. Ya bir kahve için hepimizi yakacaksın. Ya kahve deyip geçme emmi. Ticari bir itibardır yani. Bak misal önümüze Karaağaç Üreticiler Birliği seçim var. Ömer ağam oraya başkan olsa itibarına itibar katar. Kahve de benim için başkanlık gibi bir şey gibisine yani. Say ağam, sen aday olacak mısın ya? Sıra sıra gideceğiz Bedo. Sıra sıra. Hey Ömer. Tarlayı hallettin. Sıra geldi mahsule. He? Aynen öyle emmi. El birliğiyle mahsulleri toplayıp pazara çıkacağız. Pazarda yerimizi alacağız onlardan önce. Köylü kendi mahsulünden para kazandığını görünce bize güven artacak. Sonra var sen düşün gerisini. İnşallah. Ama ırgatımız azdır. Traktörümüz yok. Pazara çıkmak için önce bunları halletmek lazım. Çözeceğiz değil mi emmi? Ya yeğenim, ırgattır, motordur, traktördür. Bunlar çözülür. Ama benim kafam bir şeye takıldı. Onu düşünmeden edemiyorum. Buyur. Ya bu Celo, daha senin toprak ağası olmanı sindirememişken sen kalktın, bütün köylüye toprak dağıttın. O bunu hazmedecek mi? Bir maraz çıkarmayacak mı? Tapular bizim elimizden mi? Bize karışınca nasıl bozguna uğrayacağını iyi bellemedi mi Celal ağa? Mezar hala açık. Bunu en iyi bilem o. Hem şu an Celal ağanın düşünmesi gereken başka şeyler var. Tamam suyu bulmuşlar ama suyu nasıl kullanacağını bilmiyorlar. Mahsulleri bataklık içinde kalmış diyorlar. Biz onlardan önce çıkacağız pazara. Mahsullerimizi onlardan önce satacağız. Bu bataklık meselesi nedir ya? Su işini hala çözemediniz mi ya? Suyu çektik ağam. Lakin yeterli olmadı. Hal böyle olunca da ürünün bir kısmı zarar gördü. Eskiden bu işleri Ömer yapıyordu ama şimdi Ömer... Bırak, bırak! Ömer yoksa sultan var. Ömer lafını duymak istemiyor. Mahsulün zarar görmeyenini toplayın siz de. Pazara Ömer'den önce gitmemiz lazım. Merak etme sen ağam, emrin olur. Başka bir şey yoksa ben gideyim. Var. Bu Durdu'nun kocasından yadigar. Onu Durdu'ya ver. Akşam da ziyaretine geleceğimi söyle. Nasıl yani ağam? Durdu Hatun'a mı? Evet, neyini anlamadım? Anladım. Olur ağam, söylerim. Anladım.